Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün meselemiz ekonominin konuğu, Dış Ticarete Yön Verenler Derneği Başkanı Doktor Hakan Çınar. Kendisiyle ihracatı, ithalatı, dış ticaretteki gelişmeleri ve aynı zamanda Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan AB zirvesi ve oradaki gündem konularını konuşacağız. Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim Burcu Hanım. Siz de iyisinizdir umarım. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir giriş yapalım. Bu hafta biliyorsunuz taze veriler açıklandı ve TÜİK verilerine göre öncelikle dış ticaret açığımız 2.37 milyar dolar olarak gözüküyor. Diğer taraftan ihracat ve ithalata ayrı ayrı baktığımızda enerji ürünleri ve altın hariç ithalatta %16.2'lik, ihracatta %6.3'lük bir artış var. Yani ithalatın önünde aslında birçok engel var. Ek gümrük vergileri, dövizin bu kadar yukarıda olması ama buna rağmen artış hızı bir türlü düşürülemiyor. Ve ihracatın karşısında çok daha güçlü bir şekilde yükseliyor. Ocak ayından itibaren de verilere baktığımızda Ocak-Ekim itibariyle ihracatta bir düşüş görülürken ithalatta %2.2'lik bir artış var. Ben buradan sonrasını size bırakayım. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi aslında bu durum neyi ortaya koyuyor Burcu Hanım? Temelde şunu ortaya koyuyor. İhracatımızdaki artışın tümüyle ithalata dayalı olduğunu ve ithalatın aslında bir anlamda ihracatın önünde koşmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Yani temelde ihracatımız evet hızlandı, artıyor, bir artış var. Bu da bizi mutlu ediyor ayrı. Ama ihracatımızın artışının halen ithalata sizin de tespitiniz gibi aslında bir yerde hala ithalata dayalı olduğunu çok net gözlemleyebiliyoruz. Yani bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Üstelik de soyutlanmış bir ithalat verisinden bahsettiniz biraz önce. Yani bu da çok önemli bir nokta. Sizin de söylediğiniz gibi bir taraftan da baktığınızda aslında işte altını çıkartıyoruz işin içerisinden. Efendim enerjiyi çıkartıyoruz. Yani aslında doğrudan girdiği konuşuyoruz. Ha ilave olarak neyi konuşuyoruz? Tüketim malzemelerini de konuşuyoruz tabii ki. Yani lüks tüketim malzemeleri diye adlandırılan ama belki Ekim ayı biraz aslında Burcu Hanım çok da moralimizi bozmamalı. Yani ithalattaki artış oranının ihracatın çok üzerinde olmasının temel nedeni ithalatımızdaki temel nedenlerinden biri. Evet bir tanesini söyledim. Yani ihracattaki üretime yönelik girdinin ve ham maddenin aslında rakamları da incelediğimiz zaman bunu görüyoruz. Temelde ihracatın girdisi olduğunu biliyoruz bu ithalat rakamlarının ama öbür taraftan da özellikle bir süreden beridir ithalatı yavaşlayan otomotiv ve bazı teknolojik ürünlerin ithalatında da bir patlama yaşadık biz. Yani buralardaki frenleme, yaz aylarındaki ve ondan önceki normalleşmenin öncesindeki frenlemenin siparişleri aslında Eylül ama ağırlıklı Ekim ayında girdi. Ekim ayında çok ciddi bir giriş oldu bu anlamda. Bunun da tabii ithalatımızın çok yüksek oranda artmasında önemli bir payı var. Yani gerçekçi olmak gerekirse bu da önemli bir pay. Ama öte taraftan ihracatımızın ithalatı bu anlamda tamamen önemsediği ve gereksinim duyduğu, ihracatımızın ithalat olmadan gerçekleşmediğini, gerçeğini de ortadan kaldırmıyor aslında. Yani dolayısıyla tabii bu durum aslında sizin de söylediğiniz gibi bir taraftan baktığımızda her şeye rağmen ihracatımızı arttırma çabasına rağmen dış ticaret açığına yansımasına baktığımızda müspet bir yansıma göremiyoruz bu anlamda. Hatta ihracatımız arttıkça ithalatımız daha da artıyor gibi bir manzara ortaya çıkartıyor. O da belki dediğim gibi ekstrem bir ay olduğu için bu son aylar pandemi sürecindeki bir anlamda yaşanan bu ithalatın durması, tüketime yönelik, lüks tüketime yönelik ithalatların yapılamamasının etkisinden kaynaklandığını kabul etmek lazım. Yani bu diğer aylarda çok böyle olmayacak. Diğer aylarda ithalat ve ihracat arasındaki makasın normalleşmeyle beraber ama. Yani bu Kasım, Aralık'ta da farklı olmayabilir. Benzer manzaralarla karşılaşabiliriz ama normalleşmeyle beraber ihracatımızla ithalatımız arasındaki denge yine eski mertebelerine dönüşecek. Yani ithalatın ihracatı karşılama oranı oranlarında çok büyük farklılıklar olmayacak. Ama günün sonunda tekrar söylüyorum özellikle ihracatımızın ithalatımızı içinde nedenle önemli bir paya sahip olduğunu anlamak açısından çok önemli bir tecrübeyi yaşadık şu anda. Yani ihracat ithalatsız olmaz diyorduk hep. Sanıyorum onu çok net ispat eden bir ay oldu Ekim ayı. Evet. Şimdi aslında biraz önce güzel bir noktaya değindiniz. Otomotiv konusu. Yani biz ihracat kompozisyonuna baktığımızda birinci sırada otomotivi görüyoruz.
Ama tam yine aynı taraftan ithalata bağımlı bir ihracat olduğunu da görüyoruz otomotiv Evet. tarafı. 150 yıl önceki bir teknolojiyle üretilen otomotivden bahsediyoruz ama hala ara mallarının ithal edildiğini görüyoruz. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi otomotiv endüstrisi Türkiye'de biliyorsunuz 90'lı yıllardan sonra ciddi bir atağa kalktı. Aslında Gümrük Birliği ile beraber bu atak arttı. Türkiye'nin Gümrük Birliği üyesi olmasıyla beraber üçüncü ülke üreticilerinin, marka zikretmeyelim ama Japon markalarının, işte ne bileyim Avrupa dışı markalarının, bilhassa Japon, Kore gibi markaların Avrupa pazarına da mal satabilmesiyle ilgili Türkiye'de üretim yapıyor olmak onlar açısından çok büyük bir avantaj oldu bir defa. Neden? Çünkü gümrük birliği olduğu için Türkiye'den üretilen ürün Avrupa'ya satıldığında gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıyor. Buradan giden ürünlerin tamamında, sanayi ürünlerinin tamamında. Bu da tabii bir anlamda Türkiye'de üretim yapmak açısından avantajlı bir durumdu. Biz de bunu iyi çağırdık. O yıllarda 90'lı yılların sonlarında, 2000'li yılların başlarında biz bunu iyi çağırdık ve Türkiye'de özellikle sanayi ürünü olarak yani bitmiş araba, bitmiş araç haline dönüştürme ve bu anlamdaki entegrasyonun sağlanması anlamında biliyorsunuz araba aslında bir anlamda otomobil fabrikası desek de her ne kadar birçok yani binlerce parçadan birleşmesinden oluşuyor bir araba ve her bir parçanın ayrı bir hikayesi var. Her bir parça ayrı ayrı yerlerde üretilebiliyor veya üretiliyor veya geliyor. Şimdi Türkiye'de yani yan sanayi veya işte bunun hani tedarik departmanı diye adlandıralım. Tedarik diye adlandırılıyor. İşte Türkiye'de TYSAT biliyorsunuz bu konuda ilgili sivil toplum örgütü. Tedarik sektörü diye, otomotiv tedarik sektörü diye adlandırdığımız sektör Türkiye'de belli bir büyüme ve belli bir gelişme gösterdi aslında. Bunu kabul etmek lazım. Ama istenilen seviyede değil. Hala özellikle tabii yine Japon markalarından bahsedeceğim ya da işte üçüncü ülke markalarından bahsedeceğim. Bu ülkelerin markaları biraz da milliyetçiler ve kendi ülkelerinde üretilen ürünlerin Türkiye'de bu anlamda aracı oluşturmasını istiyorlar. Bundan bir kere çok fazla geri adım atılmadı. Bu yönde tabii ki bazı markalar için geçerli, bu hepsi için değil. Türkiye'de üretilen, daha önceden beri Türkiye'de üretilen markalarımız da var. Bursa'daki özellikle üretim tesislerinden bahsediyorum. Ama öbür taraftan araçların girdilerini oluşturan değerli, katma değerli motor ve aksam parçaları ne yazık ki ülkemizde halen üretilmiyor. Yani siz aslında söylediğiniz tespiti, ben tespite sadece bu anlamda katılabilirim. Yani Yani ne aslında yazık daha fazla ki teknolojisini ithal ediyoruz, değil mi? evet. Esas arabanın para tutan teknolojisini, yani katma değer yaratan kısmını, arabanın toplam maliyeti içerisindeki yüzdesel oranın büyük bir kısmını aslında ithal ediyoruz. Türkiye'de ne yapılıyor? Montaj sektörüdür Türkiye'de otomobil biliyorsunuz. Ve montaj işlemi, işte belirli parçaların sadece tedariği Türkiye'de sağlanıyor. Onun haricinde çok da fazla Türkiye'de ne yazık ki bu parçalar üretilmiyor. Keşke üretilse. Üreticilerin de büyük bir kısmı yabancı sermayeli şirketler. Yani birçok Avrupalı şirket mesela Türkiye'de üretim yapıyor. Evet bir anlamda baktığımızda güzel ama onlar bile ham maddelerini yani o parçanın üreticisi olan firma da kendi ham maddesini yine dışarıdan getiriyor. Yani temelde baktığınızda Türkiye'de yan sanayi üretimi var veya işte tedarik üretimi var ama onun da ham maddesi ne yazık ki dışa bağlı. Orada da tamamen Türkiye'nin ürettiği ürünlerin oranı düşük. Dolayısıyla otomobil çok büyük oranda evet ihracatımızda çok büyük bir ivme ama Türkiye'ye yarattığı katma değer açısından yani belki izleyicilerimizin iyi anlaması açısından Türkiye'de bıraktığı kar marjı açısından bakıldığında yeterli düzeyde değil. Bizim bunun yöntemini yani farklılaştırarak çözüyor olmamız lazım. Buna ilişkin en önemli yapmamız gereken şey de bizim kendi katma değerli ürünlerimize sahip ve marka ile bunu özdeşleştirerek, birleştirerek aslında tedariğinin de kendi ülkemizden sağlanabileceği reçeteler üretmemiz lazım. Yani sanayiye ilişkin hamleleri biraz arttırmamız lazım ki bu yönde de işte biliyorsunuz birkaç ay önce, çok yakın bir zaman önce daha doğrusu bir Cumhurbaşkanı himayesinde bir kurul oluşturdu. SAİK ismiyle Sanayileşme İcra Kurulu diye. Bu icra kuruluna çok iş düşecek. Yani Türkiye'nin sanayileşmeye ve endüstrileşmeye ihtiyacı var. Aslında ihracat yapabilecek potansiyelimizi zaten kullanıyoruz biz. İhracat yapıyoruz. İhracatımızı arttırabiliyoruz. Bu yönde satmayı da öğrendik. Dünya ticaretini daha iyi biliyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda ciddi anlamda ateşelikleri hareketlendirdiğini biliyoruz. Ama mesele onunla değil ki yani o satma işi ikinci fazı bu işin. Birinci fazı olan
önce üretmeyi, yani bizim kendi markalarımızla kıymetli mal üretebilmeyi çalışmamız lazım. Bizim birinci önceliğimizin burası olması lazım. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani katma değeri yüksek ürün ihracatından çok milli katma değeri yüksek ürün ihracatı, değil mi? Yani bizim belki de buna daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Yine açıklanan verilere baktığımızda Türkiye'nin %6.7 büyüdüğünü görmekteyiz. Peki işte siz de anlattınız. Ben de aslında ithalatın ne kadar büyük bir ivmeyle büyüdüğünü söyledim. Bu büyüme içinde ithalata dayalı bir büyüme diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Yani şimdi üçüncü çeyrekteki büyüme evet açıklandı. Aslında şu pandemi dönemine rağmen önemli de bir oran olarak görünüyor. Ama öte taraftan baktığımızda şimdi bizim hep karıştırdığımız işte cari açık ve dış ticaret açığı kavramlarıyla beraber bakmak lazım büyümeye de. Yani açığınızı da büyütüyor musunuz büyüme esnasında? Evet, biz aslında açığımızı da beraberinde büyütüyoruz. Yani sadece büyürken, pazarı büyütürken ya da işte toplam gayri safi milli hasılayı büyütürken öbür taraftan biz hem cari açığımızı hem de dış ticaret açığımızı büyütüyoruz. Biliyorsunuz dış ticaret açığı sadece ithalatla ihracat arasındaki denge, ama cari açık dediğimiz zaman ülkedeki bütün döviz hareketlerini mutlaka aynı sepetin içine koymamız gerekiyor. Türkiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan. Orada ne yazık ki istediğimiz seviyede değiliz. Çünkü kötü bir sene geçirdik. Turizmin olmadığı bir sene geçirdik. Bunu zaten biliyoruz. Türkiye ithalata dayalı mı büyüyor? Evet, ithalata dayalı büyüyor. Yani bizim büyümemizde farklı bir şey yakalamadık ki, biz yaşamadık ki. Yani hani son 3 ayda bütün bu olumsuzluklara rağmen işte %6.7'ydi galiba büyüme oranı. Evet, aslında baktığınızda önemli bir büyüme oranı. Ama öbür taraftan hani biz bir fark yarattık. Markalarımız oldu bir anda. İşte teknoloji, onu da geçtim. Medikal sektöründe büyük bir avantaj yakaladık bu dönemde ve oradan çok büyük bir gelir elde ettik diyeceğimiz bir şey olmadı aslında. Yani bunu kabul etmek lazım. Aynı film, sadece ne oluyor? Rakamlar değişiyor. Yani oyuncular aynı, figürler aynı. Aslında yine biraz önce söylediğim gibi neden büyüme oldu? Çünkü öncesindeki çok ciddi durağanlık, yeniden normalleşme ve normalleşmeye yönelik adımlarla beraber yaz aylarında özellikle ve hani yazın bitimiyle beraber tabii okul öncesi okul harcamaları vesaire gibi bir takım harcamalar ve bunların gereksinimleriyle insanlar da psikolojik olarak her şeyin normale döndüğünü hissetmek istedikleri için tekrar bir açıkçası tabii faiz oranlarındaki düşüklüğün de bunda büyük katkısı vardı. Yani aslında ekonomik rasyonların hepsinin etkisi vardı. Ne oldu? Doğal olarak tabii harcama arttı. Bir büyüme meydana geldi. Bu da tabii üreticiye yaradı. Ama üreticiye yaradığı kadar ithalatçıya da yaradı. Daha doğrusu ithalatçıyı da bu anlamda hareketlendirdi. Dolayısıyla da bir manada baktığınızda çok ciddi bir dış ticaret büyümesi ithalat ve ihracat toplamında olmasa da rakamların arttığını, yukarıya doğru seyrettiğini gördük. Ama işte ilk noktada da, ilk sorunuzda da olduğu gibi bu büyümenin aslında ithalatın lehine olması tercih edilen bir durum değil. Yani bu Türkiye'nin lehine olan bir durum değil. Yani sadece sattım demekle, ihracatı arttırdım demekle ne yazık ki olmuyor. Bizim bu büyümenin bundan sonra nasıl seyredeceğini çok iyi takip etmemiz lazım. Yani endüstri büyümediği sürece, sanayileşme büyümediği sürece, sizin temelde başta söylediğiniz gibi Burcu Hanım, ve bizim ihracatımızı da büyütürken bunu kendi milli üretimimizle ve bakın marka konusunu az konuşuyoruz biz. Bence markalaşmayı, evet şu an pandemi dönemi ama bu pandemi dönemi geçici bir dönem. Yani biz 30 yılın, 40 yılın konusunu konuşuyoruz. Önümüzdeki 30 yılı, 40 yılı konuşuyoruz en az. Böyle baktığımızda Türkiye'nin temel gerçekten de ekonomisini istenilen seviyeye taşıması endüstri anlamında katma değerli ürün üretmekten ve belli ölçülerde de marka sahibi olarak bunu katma değerli hale getirmekten geçiyor. Bu artık net. Yani aynı şeyleri belki bir anlamda çokça söylüyoruz, çokça tekrar ediyoruz. Ama bu konuyla ilgili yeterince yol haritamız var mı? Bu tartışılabilir. Öbür taraftan işte biliyorsunuz biz dış ticarete yön verenler derneğiyiz ve dış ticaretimizin pozitif yönde evrilmesi için çok fazla bu anlamda çaba harcayan bir sivil toplum örgütüyüz. Siz de bizim o anlamda kıymetli üyelerimizden bir tanesisiniz. Ve hem de bu anlamda kurum olarak da. Ve gerçekten de biz bu yönde mümkün olduğunca hiç değilse bürokrasimizi asgari seviyeye indirecek, hiç değilse lojistik maliyetlerimizi aşağıya çekecek, mümkün olabildiğince yaşamımızı kolaylaştıracak kendi elimizde olan imkanları hiç değilse iyileştirelim diye bakıyoruz. Bazıları bizim elimizde veya biz bu konuda yönlendirebiliriz. Ama sanayiyi geliştirmek, sanayi politikalarını
bu anlamda belirlemek, bunları uzun ömürlü ve sürdürülebilir hale getirmek, bunlar ülkece, milletçe hep beraber ciddi bir dayanışmayla ve biraz kısa vadeden ziyade orta vadede atacağımız adımlarla olabilecek adımlar, olabilecek gelişmeler. Bunları bekliyoruz. Yoksa bu yöntemle yine ithalatımızı, yani bir sonraki ay konuşacağız. Aa diyeceğiz bu sefer ithalat ihracat arasındaki fark işte bu kadar da bu kadara düşmüş. Sonraki ay konuşacağız buradan buraya çıkmış. Sonraki ay yine ama hep ithalat ihracatın üzerinde seyredecek. Bu gerçeği değiştirmemiz farklı yollardan ancak olabilir. Einstein'ın dediği gibi yolu değiştirmemiz lazım. Kesinlikle. Türkiye'nin marka yoksunluğu sorununu kesinlikle çözmemiz gerekiyor. Çözmediğimiz takdirde biz sürekli olarak bu konuları konuşuyor olacağız. Küçük karlar elde ediyoruz Burcu Hanım. Küçük karlar kalıyor ülkemize. Belki hani izleyicilerimizin anlaması için. Bu küçük karlar bizi ancak yaşatıyor. Yani ancak teker dönüyor burada. İnsanlara maaş olarak dönüyor. Ama ülkeye bir ilave bir ekonomik güç olarak dönmüyor. Buradaki temel sorun o. Doğru. Doğru. Şimdi açıkçası bir konu daha var ki çok önemli. İşte biz geçtiğimiz aylarda bazı Arap ülkelerinin ve Kuzey Afrika ülkelerinin aslında örtülü ambargolarıyla karşı karşıya kaldık. Bugünlerde kısmi de olsa sorun çözülmüş olarak gözüküyor. Ama biz şu anda gözümüz tamamen bu ay yapılması planlanan AB zirvesinde. Çünkü en büyük ticari partnerimiz aslında Avrupa Birliği ülkeleri. Şimdi Gümrük Birliği Anlaşması'nın yenilenmesi konusu var. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Özellikle bu konuyu çok merak ediyorum. Şimdi Türkiye için önemli bir anlaşma Gümrük Birliği Anlaşması. Ama baştan çok iyi yönetilmemiş ve bir anlamda daha fazla kazanım elde edebileceğimiz halde maalesef lehimize olmayan sonuçlar da elde ettiğimiz bir anlaşma. Öbür taraftan baktığınızda işte İngiltere'nin Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılması, 1 Ocak itibariyle ayrılacak olması ve Gümrük Birliği'nin aslında bir anlamda önemini de yahut da Gümrük Birliği'ne olan ilgiyi de diğer Avrupa ülkeleri için de hatırlattı ve tekrar gündeme getirdi. Neden? Çünkü Gümrük Birliği onlar için unutulmuştu. Türkiye'yle yapılmış bir anlaşma aslında Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bir tür serbest ticaret anlaşması gibi seyretti bugüne kadar. İşlerine gelen noktada biz onların bir parçası olarak kabul edildik Avrupa Birliği tarafından. İşlerine gelmeyen noktada biz bu anlaşmaları Avrupa Birliği olarak yapıyoruz ya da masaya oturuyoruz. Gümrük Birliği olarak değil dendi bize. Yani Gümrük Birliği'nin aslında eksik kalmış bazı ayakları var. En temel ayaklarından bir tanesi de biraz önce söylediğim gibi diğer ülkelerle yapılacak mutabakatlar ayağı. Yani evet eksik ayaklarından bir tanesi tarımın, işlenmemiş tarımın Gümrük Birliği kapsamı içinde olmaması, bir diğeri AKÇT dediğimiz Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Anlaşması'na tabi ürünlerin bu kapsam içinde olmaması. Bunlar bizim aslında aleyhimize oldu 96'dan bu yana olan süreç içerisinde. Çünkü güçlü olduğumuz alanlarda bizim sıfır vergiyle mal satabilme, ihracat yapabilme olanağımız elimizden alınmış oldu aslında bunların kapsam dışı kalmasıyla. Ama öte taraftan Türkiye Gümrük Birliği'nde eksik kalan önemli noktalarından birini şu anda tahmin etmeye uğraşıyor. Avrupa Birliği'nde değiliz ama Avrupa Birliği ülkeleriyle bizim üçüncü ülkelerle yapılacak olan tüm mutabakatlarda ortak hareket edebilmemiz ve Avrupa Birliği'nin bir üyesiymiş gibi görülmemiz konusunda biraz daha baskınız. Kaldı ki işte bu konuda bizim uluslararası nakliye yapan firmalarımız bile, karayolu nakliyecilerimiz bile gol yiyorlar aslında. Yani Avrupa Birliği'ne üye olmadığımız, sadece Gümrük Birliği'ne üye olduğumuz için orada mesela biz oyunun dışında kabul ediliyoruz ve ne yazık ki goller yiyoruz. Orada bile dezavantajlıyız taşıma sektöründe bile ki Türkiye'nin önemli hizmet sektörlerinden bir tanesi. Şimdi bütün bunların giderilmesiyle ilgili Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yeniden bir görüşme süreci başlıyor sizin de söylediğiniz gibi. Buna ilişkin bir taraftan da evet işte Arap ülkeleriyle ve Kuzey Afrika ülkeleriyle yaşanılmış olan gerginlik mi diyelim adına ya da işte ne bileyim kendiliğinden oluşan bir ambargo durumu mu diyelim başta Suudi Arabistan olmak üzere. Şimdilik belli ölçülerde giderildi ama ne kadar kalıcı olacak, ne olacak onu da bilmiyoruz. Çünkü bir kralın iki dudağı arasında seyrediyor her şey. Yani kağıda dökülen bir mevzuat da yok. Yani bir de bizim hani aklımızla oynuyorlar bazen. Şimdi biz de işin tabii bir tarafındayız kendi işimiz itibariyle. Ve firmalar soruyorlar işte Suudi Arabistan'a şu anda ihracat yapılabiliyor mu? Var mı bilginiz diye. Ya kağıt üzerinde bakıyorsunuz bir ambargo yok. Ama öte taraftan gidiyor malzeme ve malzeme bir şekilde çekilemiyor. Konteynerler kuyruk olmuş vaziyette. Gemiler artık ürün almıyorlar. Şimdi normalleşme başlanacak deniyor ama her gün yeni bir takım yine söylemlerle uyanıyoruz açıkçası. Yani o süreç de aslında bana göre Burcu Hanım tam sonlanmış değil. Yani tam bir
normalleşme var diyemeyiz aslında. Biraz daha netleştirmemiz lazım. Bizim her zaman olduğu gibi Avrupa Birliği ile olan ilişkimizi mutlaka çok sağlam tutuyor olmamız lazım. Bana sorarsanız da çünkü Türkiye'nin bir kere her şeyden önce en büyük pazarı orası. Bir defa tabii bunu göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar yeni pazarlara yönelelim diyorsak elbette buna hiçbirimizin itirazı yok. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Ama ne olursa olsun bunu yapmaya çalışırken de bizim diğer pazarlara olan, diğer pazarlardaki şansımızı artırırken Avrupa'ya arkamızı dönme gibi bir konforumuz yok ki. Bizim ihracatımızın neredeyse %50'si Avrupa Birliği'ne. Ve en katma değerli dediğimiz ürünler ki demin konuştuğumuz otomobil gibi, otomotiv gibi yahut da işte tekstil gibi, kimya sektörü gibi sektörlerimizin bugün makina sektörümüz yine önemli sektörlerimizden biri ihracatta. Bu sektörlerimiz için en aslında temel pazar, en doğru pazar Avrupa Birliği. Dolayısıyla bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi, siyasi ilişkilerimizi, diplomatik ilişkilerimizi de iyi tutarak gümrük birliğinden fayda sağlamayı hedeflememiz lazım. Kolay mı? Şu dönemde dediniz ya merak da ediyoruz aslında hepimiz merak ediyoruz. Kolay mı? Aslında iyi bir diplomasi yönetebilirsek, süreci iyi yönetebilirsek zor değil Burcu. Ben biliyorsunuz hani uzmanlığı da Avrupa Birliği olan birisiyim aynı zamanda. Çok makale takip ediyorum. Hani özellikle Avrupa Birliği'ndeki bazı böyle bilinir insanların makalelerini yakından izliyorum, takip ediyorum. Çok güzel ipuçları veriyor onlar o makalelerinde. Ve şunu gözlemliyorum. Türkiye'nin onlar açısından öneminin farkındalar, bilincindeler. Bizim elimiz zayıf olduğu zaman bize yüklenebiliyorlar. Elimizi kuvvetli veya aslında elimizi kuvvetli yapan şey de ticari veya ekonomik seviyeden daha ziyade müzakereci yaklaşımımız. Yani biz müzakereci yaklaştığımız, ılımlı yaklaştığımız ve daha fazla aslında işbirlikçi olduğumuz sürece Avrupa Birliği bize geliyor. Avrupa Birliği diyor ki sen bana böyle gel ben sana böyle geleyim. Böyle yaklaşalım birbirimize. Ama çatışmaya girdiğimiz anda biz bu işten kazançlı çıkmıyoruz. Haklı olduğumuz ve bazen itiraz ettiğimiz ve çatıştığımız noktalar var elbette. Siyasi tarafına girmeyeceğim. Siz zaten onunla ilgili çok güzel programlar yapıyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi Kıbrıs vesaire hani baktığınızda Güney Akdeniz'in işte Yunanistan'la yaşadığımız gerginliğin vesaire bunların hepsini kastederek söylüyorum ama günün sonunda tabii ki haklı olduğumuz ve tepki verdiğimiz yönler var ama mümkün olduğunca masada uzlaşmacı ve bizim onlarla ayrışmaya çalışan bir intiba değil tam tersine yakınlaşmaya çalışan bir imaj ve intibayla onları korkutmaya çalışarak değil daha ılımlı bir yaklaşımla birlikteliği hissettirerek hareket etmemiz önemli. Bunların biraz daha ötesine gidersem siyasi sohbete geçeceğim. O yüzden bu fazla keseyim, oraya geçmeyeyim. Ama teknik insan olarak söyleyebilirim ki hiç de zor değil. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye, Gümrük Birliği tarafında daha pozitif yaklaşımlar göstermesi son derece mümkün ve ben biraz daha şu anda açıkçası o olasılığı daha yüksek görüyorum açıkçası. Evet, Hakan Bey değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ben de size katılıyorum. İyi bir diplomasiyle pozitif yönde kararlarla birlikte gelişmeleri izleyeceğiz inşallah. Bir meselemiz ekonomi programının daha sonuna geldik. Doktor Hakan Çınar ile dış ticaretteki gelişmeleri ve 3. çeyrek büyüme rakamlarını inceledik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.